Yağmur başladı. Bu da İzmit'in bir haliymiş. Aman ya Rabbim, şunlara bak. Biz Umuttepe'deyiz. Yağmurlu, ıslahız falan böyle Anıtparka. Bir iniyoruz, aşağıda hiçbir şey yok. Eyvah. Millet bakıyor ne oluyor bunlara diye. Nereden gelmiş? Bu da Özge'nin balkonundan İzmit'in görmüş, görmüş efendim. Evet. İstanbul gibi görünüyor ama otobüsler görünmüyor artık. Yağmurdan. Yapacak bir bilet var. Biraz. Şemsiyen var mı? Var var, şemsiyesi. Hadi elini almışken şöyle dolandır, burası mutfağı. Evet, burası Özge'nin balkonu efendim. Evet. Balkondan mutfağa giriyoruz. Buzdolabı, mutfak dolapları, çeşmesi, bunların ucunda bir şey var. Aa, karanlık oldu. Kahvaltı masası, doğalgaz kombisi. Bu da şeyi, ne onun adı? Ocağı. Kahvaltı masasında Özge. Balkondan geldi. Anası geliyor. Hadi bakalım, şöyle bir dolandırıver. Burası kiler efendim. Giriş kapısının kileri. İşler ben yapayım mı, özel sana? Yok, kiler. Bu giriş kapısı. Burada bir küçük tuvalet var efendim. Gayet güzel. Burası tuvalet. Giriyoruz mutfağın bitişiğinde. Salonumuz mevcut ama henüz emanet eşyalar çok olduğu için çok çok dağınık. Bekleme süreleri. İşte böyle efendim. Bu eşyalar gidecek. Şu kırmızılar Özge'nin. Kırmızılar Özge'nin. Bu vitrinde gidiyor değil mi? Evet, onları boş ver. Gülendir. Evet, burası salon. Bu saati efendim. Salondan çıkıyoruz efendim. Şöyle sağa dönüyoruz. Sağa döndüğümüz zaman sol tarafta banyomuz var. Banyomuz, lavabomuz, aynamız, her şey gayet güzel. Duşumuz, çamaşır makinamızı yeni yaptık ve şu anda çamaşır yıkanıyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi buradan dönüyoruz. Karşı oda İstanbullu kızın evi. Bir sürü eşya var burada. Bunlar yerleşecek. Buranın dolabı var. Buradan böyle şey var efendim. İşte bak, hemen buradan yola doğru. Karşıda bizim araba. Siyanda siteler, sitenin diğer evleri. Sola dönüyoruz. Özge Hanım'ın evi. Yataktan yeni kalktı henüz. Çalışma masamız efendim. Bilgisayarımız, televizyonumuz burada. Gardırobumuz. Yatağımız efendim. Çok dağınık ama olsun. Burası tuvalet masamız. Buradan yine bahçemiz. Karşı taraflar. Buradan dönüyoruz. Yine başka bir oda. Burası da yine öbür kızımızın odası ama o da henüz gelmediği için şu anda ortalık çok dağınık efendim. Ama odalar geniş. Herkesin böyle ayrı bir odası olacak. Ve böylece evet, tanrı düzenleri toplanıyor buradan. Koridorumuz, bu buzdolabı da gidecek. Hadi kameraman Cevat, gel. Annesi var. Evet,
annesi babasını çeker efendim. Evet, çekerim. Bu da Özge'nin babası efendim. Mutfak evet, kapısında evet. Duruyor. Şimdi poz veriyor. Evet, poz veriyor. Şimdi sofraya gelecek. Evet efendim. Kahvaltı edecek. Edecek. Siz Yağmur'un sesini bir daha çekin bakalım. Çekelim bakalım biz. Ayrıldı ki Yağmur. Yağmur falan gelmemiş. Zonlar falan annesi. Ha, Özge ile babası kahvaltı ediyorlar. Ama Özge'nin kafası görülüyor. Görülüyor, yani. Görülüyor. Nasıldı? Böyle bir nasıl yapıyorsun? Nereye çekeyim, nereye? Bugün doğal gazımız bağlandı. Normal tüpümüzle şey yaptık. Çayımızı yaptık. Neresinden kısacaksın onu? Düğmesi. Ha, doğrumuş. Bu? O tersi bu. O Sinan Bey takmıştı. Ters takan Sinan Bey. Şimdi de ocakla uğraşıyor usta. Kapattım ya ben onu. Nasıl kapattın Serap? Ben nereden bileyim Sinan? Demin öyleydi zaten. Sen açtın şimdi. Bir de iftira atıyorlar bana ya. Düğmeler taşlar. Özge abi. Bak şunu yapayım. Biliyorum yaz kış. Yaz kış da açma işi. Hadi nereden alıyordu bu? Oradan. İyi. Adam açtı ya buralarda bir şey. Baba daha fazlasını açamaz. Çıt 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 mı? He. İşte o düğmeler var ya iki tane. Değil be yavrum. Aa. Şöyle alttan yaptım ben. Neyse ya boş ver. Oğlum söndürdüğün zaman ne yapacaksın? Hayır söndüremem ki. Hayır kazayla söndü diyor. Komşuya gideceğim. Sinan Bey. Ya adam gösterdi bana. Hadi buna hadi. Evet. Şöyle alttan çat 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 çatlattık. Olur mu çocuğum? Söndü. İşte o söndürme. Hadi şimdi. Söndü bu sönmüyor. Söner mi? Onun ilgisi yok. Hadi. Hadi bakalım nasıl yakacaksınız? Şöyle alttan mı çocuğum? Baba hiç alttan bir şey var mı sence? Var tabii ya. Evet o zaman adam alıp götürür. Rica ederiz efendim. Yarım çocuk, saat çektim sizi bak. Çocukların anası. Bitti yağmur falan kalmadı. Yağmur falan kalmadı mı ama geldi. Şimdi görülüyor burada. D5 karayolu otoban. Görülmez ya sizin. Niye görülüyor ya? Görülüyor mu olur? Yaklaştırınca görülüyor. Senin gibi değil ki. TOKİ konutları. Burası da TOKİ konutları. Bunun arka tarafında Özge'nin okulu. Aradan gidiverecek. Düğün bahçemiz. Evet. Özge'nin evinden görüntü bu.
yağmur sonrası İzmit'ten, Özge'nin balkonundan manzaralar efendim. E5 karayolu. Şurası da Balıkesir'e giden yol. İzmir yolu. E5 İstanbul'a giden yol. Tokyo evleri. Efendim. Karşısı tuvalet. Gene şöyle bir derli toplu çekelim. Burası da salon. Televizyonun olduğu yer. Bunlar Özge'nin koltukları. Dolapta gidecek sol tarafında. Burası kapalı olan Özge'nin odası. Burası çıkış kapısı. Kapıdan çıkıyoruz. Böyle karşı manzaraları. Şurada arabayı durdurduk. Annesinin yanında. Evin girişi. On ikinci ada. Buradan Tokyo konutları. Bu da Özge çöktü attı geliyor. Annesi. Karşı bloklar burası. Buradan yan komşular. Bu annesiyle öpüşüyor. Ayrılık zor. Ayrılık çok zor biliyoruz da. Ne yapacaksın? Çok sarıldınız ya. Şu pencereler, daire şurası. Zeminin bir üstü burası. Özge'nin kaldığı odanın penceresi. Özge de beni çekti. Anası çok becerikli. Dur be. Büyük başarılar. Ay Sinan Bil. Hadi ağlamadan ayrıl. Annenin gülü. Kapatmadım. Tamam mı anası? Ağlama. Ay kızı da kalıyor. Gözleri yaşlı, dolu dolu oldu. Hadi be Sinan hadi. Öyle. Özge'nin evinden çıkıyoruz şimdi. Çıkamadığımız rampaya geliyoruz şimdi. Şu rampa bize çok rezillikler çektirdi. Arabamızın gazı pis olduğundan bu rampadan çıkamadık. Çocuklar iddiaya girdi. Araba çıkacak mı, çıkamayacak mı diye ama sonunda ite kaka çıktıydık bir zamanlar. Buradan sağa dönüyoruz. Buradan okul yolu. Buradan okula gidiyor. O minibüslere biniyor şu karşı duraktan. Ve meşhur Akkar Market karşımızda. İşte evle market burası. Karşısı okul. Ondan sonra sağa dönüyoruz. Ve buradan tam hızla İzmit istikametine dönüyoruz. Ve buradan gidiyoruz efendim. Buradan İzmit'e gidiyoruz efendim. Evet sayın seyirciler.
Burası İzmit. Sağa çevir kamerayı. Özgeler'in sitesi. Ha, burası. Kalıcı konutlar efendim. Tamam efendim artık. İzmit. Şu karşıdaki yüksek binaların arkasında da Umuttepe. Özge'nin bu değil. Sağdaki. Canım. Ha. Onun arkasında Özge'nin okulu var. Neyse, burası da İzmit. Şu karşı tepenin olduğu yerdeki yüksek binalar da... Kapattın mı? Olmuş. Hakanların olduğu evlerin orasıymış duyduğumuz kadarıyla. Kapatıyorum artık. Kapat bakalım. Dur, açtın mı? Açtım Sinan, açtım. Ve bu şehir trafiğine girmeden gidilen yol. Bunu da yeni öğrendik. Aa, bir de gölet varmış orada bak. Hiç görmemişiz, görüyor musun? Hmm. Vay 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 vay. Bir de İzmit'i gezdik diyorsunuz Serap Hanım. Hiç de gezmemişsiniz maalesef. Evet, maalesef öyle oldu. Evet, şuradan Kandıra yoluna çıkacağız. Oradan sağdan doğru İzmit istikameti ve oradan İzmir yolu ve yolumuza devam edeceğiz efendim. Evet sayın seyirciler, Kandıra yoluna girdik. Ve buradan çevre yoluna çıkacağız efendim. Evet. Özge'nin annesi kameraman oldu. İzmit yollarında kızının kaldığı yerleri çekiyor efendim. Evet, yolumuz devam. İzmit'ten ayrılıyoruz efendim artık. Burası İzmit efendim. Ha, nereye gidiyoruz? Otoyola mı? Yaksana. Evet, otoyola gidiyoruz. Otoyola gidiyoruz. Yolu şaşırıyorduk neredeyse. Şu döndüğümüz yer değil mi burası? Özgelerin o tarafı. Evet. Otoyola çıktık efendim, otoyola. Evet. Herhalde. Evet, gidiyoruz artık. Sen çıkmak üzereyiz efendim. Evet. Buradan herhalde İzmit'e döneceğiz. Kandıra'ya gidiyor o yolumuz. Kapatıyorum. Evet, o yok otoyoldan İzmit istikameti. Evet efendim, dönüyoruz efendim. E5'e çıkıyoruz efendim. İstanbul yoluna çıkıyoruz efendim. Doğru. Evet, yolumuz İzmit'e doğru gidiyor efendim. Şimdi çek Özge'nin yerlerini. Karşıdaki efendim. Ya ağaçlardan da görünmüyor ki. Ya olsun öyle. Karşıdaki sarı binaların yanındaki pembe binalar kalıp durdular. Özge'nin evinin olduğu yerler efendim. Evet efendim. Tamam. Karşıda İzmit efendim. Ve E5'ten biz buradan Gölcük istikametine gideceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Evet, Özge'nin evlerinden de siz onu kestiriyoruz.